Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Temmuz ayının konu başlıklarına öncelikle bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, daha sonra Aslan burcunda ilerleyecek. Mars Boğa burcuna geçiyor. Oğlak burcunda dolunay var ve Aslan burcunda yeni ay doğacak. Evet, bakalım şimdi detaylara. Güneş Yengeç burcunda ilerliyor ayın 23'üne kadar sevgili yaylar. 8. evinizde olacak. Haziran'ın sonunda Yengeç yeni ayı da doğmuştu. Dolayısıyla Temmuz'un ilk günleri aslında bu Yengeç yeni ay tesirleri de devrede olacak. 5 Temmuz itibariyle Merkür de ikizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor. Bu hafta böyle biraz hani hisseli paralar, finansal beklentilerinizle ilgili, parasal konularla ilgili etkiler yoğun. Belki bir yatırım için bir kredi alacaksınız, böyle bir borç alacak konusu devrede. Size ait kaynakların değerlendirilmesi de söz konusu. Bir gayrimenkulün, bir evin, mülkün satılması, kiralanması gibi konular veya bir mülk alacaksınız, bunun için kredi beklentiniz var. Yani buralardaki çabalarınız var, görüşmeleriniz, bilgi trafiği var, bir iletişim hali içerisindesiniz ve ilk yarısı içerisinde ayın bu etkiler devam edebilir. 5'inden itibaren Mars Boğa'ya geçecek ve günlük hayatınızın temposu biraz hızlanıyor. Evde yapılacak işleriniz olabilir. Toprak işleriyle de ilgilenebilirsiniz. Üretimle ilgili işlerde, Mars Boğa'da özellikle veya mesleğinizle ilgili konularda biraz daha efor sarf edeceğiniz, çalışacağınız bir dönem. Enerjinizi özellikle günlük rutininize, iş ve mesleki konulara bu dönem daha fazla odaklıyorsunuz. Sağlık konularına biraz dikkat edin. Çünkü Mars 6. evinizden geçerken sağlıkla ilgili hassasiyetler de yaratabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler nedeniyle belki bir tedavi, bir operasyon örneğin gündeme de gelebilir. Bunlar da söz konusu. Ve Merkür bu ay çok hızlı dedik. Evet, 3 burç değiştireceği için hani gündemlerimiz de çok hızlı değişiyor aslında baktığımızda. Ve ayın 13'ünde Oğlak burcunda dolunay var. Oğlak burcu dolunayı 2. evinizde olacak. Plüto ile de birleştiği için yine güçlü ve dönüştürücü bir dolunay bu. Bir tamamlanma etkisi getiriyor aslında. Yine parayla ilgili konular. İşte bir borcun kapanması olabilir. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi olabilir. Bir yatırım olabilir. Gelir getirecek bazı hayatınızdaki düzenlemeler olabilir. Para kazanmak için bazı girişimleriniz olduysa, evet, burada bir sonuçlanma olabilir. Bir iş ve parasal kazançla ilgili bir konu olabilir. Hani bütçeniz, gelir gider dengeniz, buralarda yapılacak ayarlamalar öne çıkıyor. Tabi herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçları daha fazla etkileyen bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yaylar. Öncü burçlarda ve özellikle 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa dolunayın tesirleri çok daha önemli olabilir sizin için. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasına dikkat edin. En önemli etkiler bu dönemde kendini gösterebilir. 17-18 Temmuz gibi Güneş'in Merkür'le Yengeç burcunda birleşimi var ve Balık burcundaki Neptün'le de güzel bir üçgeni var. Oldukça iyicil, yardımcı bir enerji bu. 4 ve 8. aksınızda olacak. Bir yardımlaşma teması var. Belki bir paraya ihtiyacınız var ya da bir borç beklentiniz var. İşte bu destekleri alabilirsiniz. Aileden de destek alabilirsiniz. Bir borcu ödemek için de yardımlar alabilirsiniz. İşte yine ailenin veya sizin mülkleriniz, değerleriniz, bunların satışı, kiralanması gibi bir alanda destekler alabilirsiniz. Maddi durumunuza katkı sağlayacak bir durum olabilir bu. Veya bir ev almak istiyorsunuz, bir kredi yardımı olabilir. Borç beklediğiniz birilerinden bir destek olabilir, yardım olabilir. Bunun gibi özellikle maddi konularda etkiler var. Maneviyatınızı da güçlendiren bir etki. Hayata biraz daha manevi yönden daha derin bakabilir, bir anlayış, bir empati geliştirebilirsiniz. Ebeveynlerinize karşı özellikle yardımlaşma temaları var. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da biraz daha fedakarlıklar olabilir her anlamda. Bunları hissedebilirsiniz. Sezgileriniz de bu dönemde çok güçlü. Sezgilerinizle ilgili de ilham akışları olacağı için yaşamınızda sorun hissettiğiniz alanlarda, evet, hızlı çözümler bulmanız mümkün görünüyor. Ayın 19'unda Merkür Aslan burcuna geçecek. 23'ünde ise Güneş Aslan burcuna geçiyor. Ve ayın son 10 günlük dönemi aslında sevgili yaylar, sizin enerjiniz biraz daha böyle, motivasyonunuz artıyor. Daha iyimser, daha keyifli, daha özgüvenli olabilirsiniz. 9. evinizde geçeceği için hareket etme ihtiyacınız artıyor.
gezmek, seyahat etmek istiyorsunuz. Ve 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay var. Tam da 9. evinizde. İşte bu yeni ay mümkün görünüyor. Ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçecek. 23'ünde ise Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Ve ayın son 10 günlük dönemi aslında sevgili yaylar, sizin enerjiniz biraz daha böyle, motivasyonunuz artıyor. Daha iyimser, daha keyifli, daha özgüvenli olabilirsiniz. 9. evinizde geçeceği için hareket etme ihtiyacınız artıyor. Gezmek, seyahat etmek istiyorsunuz. Ve 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay var. Tam da 9. evinizde. İşte bu yeni ay gezme imkanı, seyahat etme imkanı, yolculuk imkanını getirebilir size. Tatile çıkabilir, tatil organize edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz ve Yükselen Burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu etki daha da artacaktır. Yolculuklar ve seyahatler dışında bu yeni ay eğitim konularını da güzel etkiliyor aslında. Buralarda yeni başlangıçlar olabilir. Sizin ya da çocuklarınızla da ilgili olabilir. İşte akademik konular, bir sınavın sonucuyla birlikte mesela, hani okullarla ilgili, eğitimle ilgili planlamalar, akademik konulardaki bazı hedeflerinize ulaşmanız ya da buralarda adım atmanız mümkün. Uzak mesafeler, uluslararası konularla ilgili olabilir. Bunlar yolculuklar olabileceği gibi eğitimle ilgili, yurt dışı eğitimi başka bir şehirde mesela olabilir. Bunun yanı sıra uluslararası işler, ticari aktiviteler, özellikle internet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilecek her türlü medya, basın, yayın işleri, bunlar olabilir. Hukuksal konularda işleriniz varsa bunlarla ilgili bazı adımlar atılabilir. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde, ki özellikle Ağustos ayının da ilk günlerinde bu yeni ay tesirleri devam edecek. 26-27 Temmuz gibi Merkür-Uranüs karesi biraz bazı stres ve gerilim yaratabilecek bir açı, buna dikkat edelim. Çünkü Mars 6. evinizde Merkür'le böyle bir kare açıya geçtiğinde stres yaratabilir. Sinir sisteminiz hassas olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle gerilimler yaşayabilirsiniz. İşte seyahatlerde, yolculuklarda kazalar, sakarlıklar olabilir. Veya kullandığınız özellikle telefon gibi, bilgisayar gibi elektronik araç gereçlerde arızalar, sıkıntılar, bunlar olabilir. Günlük hayatımızda daha dikkatli olmamız gerekiyor. İşte özellikle sağlıkla ilgili tansiyon sorunu gibi sorunlarınız varsa buna dikkat edin. Çünkü ayın son günlerinde Mars Uranüs'te de birleşmeye gidiyor. 29, 30, 31 Temmuz gibi, hatta Ağustos'un ilk günlerinde de bu etkinleşecek. Ay düğümleri aksında, ay düğümleri de Boğa Burcu'nda. Aslında bu tutulmalar da biliyorsunuz Boğa Akrep aksında olduğu için daha orta ve uzun vadede sizin genel sağlığınız, günlük yaşamınız, rutinleriniz, buralarda bazı ayarlamalar, dönüşümler söz konusu. Bu etkiler altındasınız ve ayın son günlerinde Mars'ın Uranüs'e doğru yakınlaşması burada beklenmedik bazı sürprizler getirebilir. Hani kronik bir sorunun nüksetmesi, işte tansiyon dengesizlikleri, dolaşım sistemin problemleri, nörolojik sorunlar, sinir sisteminizle ilgili hassasiyetler olabilir. Bunun yanı sıra beraber çalıştığınız kişilerle ilgili biraz daha kontrolü zor, sürpriz durumlar olabilir. Mesela asistanınız, yardımcınız bir anda işten ayrılabilir gibi. Evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Yani oralarda bazı sürpriz gelişmeler olabilir ama bu iyi bir sürpriz de getirebilir. Bir anda işte bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bir anda kapınıza bir yavru kedi gelebilir. Onu evlat edinebilirsiniz. Yani bunun gibi sürprizler de olabilir tabii ki. İş hayatınızda, çalışma hayatınızda da bazı sürprizler, gelişmeler söz konusu olabilir. Sevgili yaylar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.